Günaydın sevgili öğrencilerim. Cırcır böcekleri mesaiye başlamadan sabah sabah şöyle güzel bir ivriğimize, çalışmamıza devam edelim bakalım. Birazdan çünkü çok gürültü oluyor. Evet arkadaşlar, ne yapmıştık en son? Bakın şu çerçeveleri kesmiştik. Şu, bakın. Pardon, şöyle. Şunu kesmiştik. Bunu bir hadi yapıştıralım. Cımbızımızla. Önce form veriyoruz arkadaşlar, bakın. Form çok önemli, tamam mı? Aynı şekilde bakın. Şu elimle böyle aşağı yapıyorum. Güzelce ağır ağır yapın. Benim hızlı yaptığıma bakmayın. Şuraları da aynı şekilde bakın. Şu. Aşağı indiriyorsunuz. Birazdan göstereceğim çukur kısmını. Ne kadar form verirseniz o kadar güzel olur işleminiz. Evet, şimdi bunu yapmıştık biliyorsunuz. Burada bazı eksikler var. Onları da göstereceğim size ayrı zamanda. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen silikonumuzu şöyle, şu araları yapmanıza gerek yok. O tutar çünkü onu. Evet, hatta şu kadar, bir nokta kadar damla yeter. Şuraya da yapalım biraz şöyle. Bakın açıyı yapmıştık biliyorsunuz şöyle. Şöyle bir hafif 45 derecelik bir açı yapmıştık. Hemen yapıştıralım. Evet, çok güzel oldu. Şimdi, bakın. Kabartıları hissediyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi şu yukarıda ne var? Şurası var. Şunu yapmıştık biliyorsunuz. Yine aynı şekilde formunu verelim şöyle. Bakın zaten form verme yeri şurası. Beni buradan kıvır diyor. Aynı şekilde şuraya kadar gelelim. Silikonumuzu sürelim. Buradan. Eyvah, cırcır böceklerimiz uyandı. Yetişemedik. Evet, bakın. Güzelce bastırın. Şöyle temizleyin kenarlarında silikon varsa. Bu da tamam. Evet, sıra geldi. Bakın. Şurası. Şu alt kısmı. Orayı sonra yapalım. Şurada şu kısmı var. Onu yapalım birazdan. Şimdi kesmiştik. Şurasıydı bakın. Şu beyazla şunu beraber kesmiştik. Yine aynı şekilde formunu verelim. Evet. Harika. Şimdi ne vardı? Bakın bir de ayrıyatta şu şerit var ya, şu şerit. Şu şeridi kestik. Şöyle bakın. Şöyle tek parça halinde bu şeridi kestik. Buradan böyle yapıyorsunuz. Bunu da yapalım hemen. Form verelim. Gerçi burası ıslak ama dediğim gibi siz kuruyunca yapın arkadaşlar. Yine aynı şekilde aynı mantık arkadaşlar. Şöyle aşağı indiriyorum bunları. Çukurlaştırıyorum. Elimle. Bakın. Şu. Çukurlaştırdık. Şöyle bakın, yapması hani görmem açısından daha kolay olur diyorsanız şöyle yapın. Evet. Dün burada inanılmaz sıcak vardı arkadaşlar, İzmir'de. İnanın. Akşam uyumakta zorlandık. Evet, bunu da yaptık. Güzel bir kabartma yaptık. Ne varsa üzerinde arkadaşlar, bizim işimizin mantığı kabartma. Tamam mı? Kabartma yapıyoruz. Evet, şimdi bakın. Bir de şurada şerit var. Şu şerit. Şu. Yani şu. Şu bakın, şu. Gördünüz mü? Bunun dokusunu şöyle kazandırın bakın. Şöyle şöyle bakın, zaten üçgenler gidiyor bunu. Bunları böyle devam edin. Şuradan gelin 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 gelin. Bu. Şuraya kadar paylı. Buradan 0 0 0 0 0. Bakın. Dokusunu yapmışım güzel. Aralara hatta bakın dokuları şöyle atmışım.
Nasıl yapmışım? Evet, hafif bir doku atmışım önce şöyle. Ondan sonra şu üzerinden gitmişim. Biz de şunları bastırdım arkadaşlar. Bakın şu. Şöyle bakın. Görünüyor mu dokuları? Görünüyordur herhalde. Evet, yine aynı şekilde buna da form verelim. Şöyle. Şöyle anlayacağınız. Şöyle bakın. Eliniz şöyle rahat ediyorsa böyle yukarı yapın. Hani böyle rahat aşağı asılıyorsa böyle yapın. İkisi de aynı şey. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Tabi belli bir yerden sonra cımbız şuradan arkadaşlar şuraya şey yapıyor. Şöyle burada buraları yaparken iyi. Geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Aa, burada cımbızın şeyine giriyor böyle, ara yerine giriyor. O yüzden şöyle hafif cımbızı çıkartıyorsunuz. Şöyle çıkartın. Şu ucunla şöyle yapın. Şöyle. Hafif verevli olur. Olsun, önemli değil. Şu. Evet, bunu da silikonumuzu sürelim. Yani bir objenin üzerinde ne varsa, hangi detay varsa onları yapıyoruz arkadaşlar. İnsan olmuş, masa olmuş, ağaç olmuş, çatı olmuş, kiremit olmuş, bizim için hiç fark etmez. Ne detay varsa yapacağız hepsini. Evet, bakın şöyle yapınca daha fazla hissediliyor boyutları. Evet, şimdi arkadaşlar bir de bakın şurada bir kare kısım var. Şu kısım, şu. Şu. Bunun içini oyalım böyle. Şu karenin, bakın şuradan gelelim, 0 0 0 0. Burayı iptal edelim. Bunun da şuradan kenarından 0 0 0. Şuradan şöyle çıkartalım, oldu mu? Aynı şurada olduğu gibi. Bakın. Şu. Şuraları biraz ince ama olsun. Hadi bunlara da yine kabartı verelim. Dediğim gibi o şeylerde top ütüler kullanmıyoruz arkadaşlar. Elimize böyle cımbızla yapıyoruz. Evet, hocam müziğiniz çok güzel diyor öğrenciler. Nostalji kanalı arkadaşlar bu. Uydu da bir kanal. Ben seviyorum nostaljiyi. Eskiyi seviyorum. Yeniyi de seviyorum ama yani olur kadar diyelim. Şöyle bakın. Evet, bunu da yaptık. Formunu verdik güzelce. Şöyle. Hemen silikonumu sürüyorum. Tabi bu küçük, tabi A4 boyutu ama 35-50'lerde bunu rahatlıkla yaparsınız arkadaşlar. Hatta bazı arkadaşlarımız 50'ye 70 çalışıyor bunu. Güzel, şık bir şey yani, böyle hani göze hoş görünen bir görüntü, manzara. Bakın şurada fazlalıklar var. Hemen ne yapıyorum? Hemen elimi alıyorum. Şöyle siliyorum. Benim peçet şu penye hiç eksik olmaz masamdan arkadaşlar. Evet. Bak şurada bak. Silikon ben buradayım diyor. Başını uzatmış. Hemen aldık. Şimdi yerini şurada tüfeğin şurasından, denginden buldum. Hemen yapıştıralım. Buralara niye yapıştırmıyoruz? Buralara da gerek yok arkadaşlar. Abartmaya da gerek yok. Tamam, detay yapacağız diye de her detayını da yapmaya gerek yok yani. Çok hani göze batan şeyler olmasın. Ya ben kanımca ben yapmıyorum. Ama yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa yapsın. Evet, şimdi arkadaşlar bakın çok güzel oldu. Yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı sandığımız. Şimdi burada şunlar vardı bakın. Onları yapıştırırken şu iki şey. Onları yapıştırmasını göstereyim size. Şunları yapmıştık biliyorsunuz. Bunları yapmıştık bakın. Şöyle içine oymuştuk. Yapıştırmasını nasıl yapacağız? Şuraya kabartmasını tabii ki arkadaşlar yapın bakın. Cımbızın ucunu kullanın. Yapabildiğiniz kadar şöyle kabartmasını yapalım, tamam mı? Onu unutmayalım. Şu. Silikon sadece şu kısma sürün. Diğer kısımları sürmenize gerek yok. Evet. Evet, bakın şurada silikon hemen taştı. Ben buradayım diyor. Ne yapıyorum? Hemen alıyorum, temizliyorum. Evet, bunu da yanındakini de yapalım. Sadece buraya sürelim. Yeter. Ne kadar silikon sürdüm bakın.
Yine taşta bakın silikon. Evet. Şimdi şu aralara bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Şunlar var. Onları yapacağız. Ha bir de şu kenardaki var minik bir şey. Şunu yapmadık. Onu da yapıştıralım. O da küçücük bir şey. Şöyle bakın. Şöyle. Da yapıştıralım. Evet, emin oluyoruz yapıştırdığımızdan. Evet, şimdi şunu ben yaptım. Bir tane örnek yapayım size. Şuradan bir tanesini. Şunu yapalım örneğin. Badem şeklinde bu da. Şuradan. Evet, çıkardık. Boyamızı yapalım. Boyuyoruz. Hemen bunu bir tane yapacağım. Diğerlerini arkadaşlar siz kendiniz yapın, tamam mı? Bu şöyleydi. Bakın şöyle aynı şekilde yine bombesini verdim. Şu çukurlaştırdım. Hemen şuradan silikonu sürdüm ucuna. Şu uç kısmına sürdüm. Hepsine sürmenize gerek yok. Elimle şöyle şu yapıştıracağım kısma sürdüm. Bunu da şuraya yapıştırıyorsunuz bakın. Şöyle. Bastırın şöyle. Şu. Şuraya yapıştırmanız lazım da hocam diyorsunuz. Fark etmez arkadaşlar. Renk şeyi çok abes olmadığı sürece, renk dokusu uyuyorsa oraya da yapıştırabiliriz yani. Tıpkı bunlarda yaptığımız gibi. Evet, burada şimdi şunlar kaldı. Bir iki tane kalmıştı arkadaşlar. Onu hemen nasıl kestiğimi göstereyim. Şu, bakın şunları ben yapıştırdım. Nasıl kesiyorum bakın. Şöyle yapalım da arkadaki şey. Şöyle. Bakın. Bir tane daha keseyim. Buradan. Evet, hemen boyayalım. Bundan da iki tane yapıştırma göstereceğim. Gerisini siz kendiniz yapıştırın, tamam mı? Onda vakit kaybetmeyelim. Video çekiyoruz diye, YouTube kanalımız var diye de saçma sapan gereksiz saat harcamaları yapmayalım. Ben bakıyorum, görüyorum bazı kanallarda süreyi dolduralım diye kaplumbağa hızında anlattıkça anlatıyor bazı arkadaşlarımız. Bizim işimizle ilgili değil yani, başka işlerle, kanal açanlarla arkadaşlar. Evet bakın hemen ne yaptım, bakın nasıl kabardı, gördünüz mü, tombikleşti. Bunu özellikle kullandım ki elimi sildiğim şeyi, hani elinizde mousepad'iniz yoktur ama satılıyor arkadaşlar, çok pahalı bir şey de değil o. Bir bilgisayarcıya, tamirciye gitseniz bedava bile veriyorlar yani. Hemen silikonumuzu sürelim bakın. Bak şurada bir hemen silikonun başını uzattı, hemen şöyle yapalım, bunu da yapıştıralım yerine. Şöyle muhakkak şöyle emin olun, bakın duyuyor musunuz sesi, emin olun yapıştığından. Şöyle yapmayın, tamam silikonumuz kaliteli de, bak şunu silikon hemen şöyle yapıştırın onu. Şöyle bu, ah bu yapıştı, hayır bu yapışmaz arkadaşlar. Bunu güzelce şöyle bakın, emin olacaksınız yapıştığına. Şimdi şu kenarlar var. Bakın şu kenarı kestim ben. Yine bombesini yine aynı şekilde verdim. Şeyle, tığla. Ne yapıyoruz hemen? Bundan da bir iki tane yapıştıracağım. Gerisini siz yapıştırın. Evet, bazen girmiyor. O girmediği zaman yerlerinden kesiverirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları da yapıyorsunuz. Bunları bakın. Şunun şekli belli değil. Böyle bir yuvarlak gibi duruyor. O yüzden şundan aynısından kesin bir tane arkadaşlar. Yani şundan kesin. Şundan kesin. Onun yerine yapıştırın, oldu mu? Bunun biraz şekli bozuk gibi. O yüzden onunla vakit kaybetmeyelim. Şimdi burada yapacağımız işlem artık bunda bitti. Şunları bakın, şunları yapıştırıyorsunuz. Unutmayın. Masamızda yapacağımız sadece şu göbeğin şu şeyi var ya, yuvarla. Onu yapalım. Onu yapmamışız. Evet, yine dokusunu kazandıralım. Şöyle biraz geniş kesebilirsiniz. Yani sıfıra sıfır göbek kesmenize gerek yok. Şu.
aynı şekilde. Bunu da şöyle. Bunu şeyle de verebilirsiniz. Penye ile de verebilirsiniz. Elinizi de öyle yaptırabilirsiniz. Tamam mı? Şu. Hemen şöyle yapıştıralım. Aynı şekilde. Bak bunu böyle koydum değil. Muhakkak arkadaşlar şöyle bunu sabitleyin buraya, tamam mı? Sabitleyin dediysem de iyice deli gibi de bastırmayın. Bu. Tamam, bu bitti. Bunu kenara kaldırıyoruz arkadaşlar. Gelelim şu örtümüze. Tam bu örtümüze ödev veriyordum. Kendiliğinden kapandı. Evet, şimdi bakın. Şu örtüde ben onun hazırlığını yaptım. Kestim birkaç tane. Ön hazırlığını yapmıştım. Kesmiştim size göstereyim diye. De nerede şimdi? Koymuştum bir yere. Evet. Aa, düşmüş, evet. Evet, şimdi arkadaşlar. Bakın şu. Önce bir şöyle bir tane bütün keselim bundan. Şu kumaş parçasından. Şu bakın. O da nasıl? Şuradan 0 0 0 0. Bakın şuradan 0. Kenarından böyle 0 0. Bu. Tamam mı? Arkasından bakın şurada bir kat kısmı var, tamam mı? Şu. Bu katı istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bazen öğrencilerim diyor ki hocam orada başka tarif ediyorsunuz, bize başka söylüyorsunuz. Arkadaşlar detayın ucu açık. Hani belli bir şey yok. Ben bunu buradan da yaparım, buradan da yaparım. Form veririm, değişik şekiller yapalım. Mesela bunun şöyle bir ayrı bir katı var. Yapmak isteyen onu da yapabilir ama dediğim gibi ben abartmıyorum. Kat fazla tamam, çok güzel olur fazla yaptığınızda da, ama fazlası da iyi değil arkadaşlar. Bakın şimdi bunu da şöyle yapıyorum. Buradan 0 0 0. Bak şu kamanın altından buradan şöyle gelin 0. Bak şu şeyinin şuradan almıyorum da, hani şu alt kısmını biraz şöyle gölge kısmından alıyorum. Bakın şurası böyle gelin 0. Zaten ben buradayım diyor şey. Şu. Şöyle. Pardon. Şu. Şuradan şöyle. Bunu yaptım kat olarak. Ondan sonra bir de şu var. Neresiymiş? Evet, şu. Bakın, şurada bir kat daha var. Şu katı yapıyorsunuz. 0 0 0. Şuradan gelin. Onu şöyle tarif edeyim. Şuradan bakın.